Edirne'de 3 sınır köyünde dün 3 düzensiz göçmenin yarı çıplak şekilde donarak hayatını kaybetmesi Yunanistan'ın yasa dışı geçiş yapan göçmenleri zorla geri gönderdiği iddialarını tekrar gündeme getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de bu yıl önceki yıllara oranla yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış yaşanıyor. Son aylarda sınır hattında yarı çıplak halde bulunan düzensiz göçmenlerin ifadeleri ve Edirne'de dün 3 sınır köyünde 3 düzensiz göçmenin yarı çıplak şekilde donarak hayatını kaybetmesi geri itme vakalarını yeniden gündeme getirdi. Güvenlik kaynakları Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti kaynaklar Yunanistan'ın uluslararası sözleşmeye göre toprağına ayağını basan kişileri kayıt altına alması gerektiğini ifade etti. İl Göç İdaresi sosyal çalışmacı ve sosyologların yakalananlarla tek tek yaptığı mülakatta Kasım ayında yakalanan 7000 düzensiz göçmenden 2490'ının Yunanistan tarafından Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini belirledi mülakat yapılan göçmenlerden 300'e yakını da Yunanistan'dan darp edilerek ve elbiselerine el konularak yarı çıplak zorla Türkiye'ye geri itildikleri ileri sürüldü. Argo, Argo, ala ala khamsa, Yunanistan'dan darp edilerek yarı çıplak halde zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia eden düzensiz göçmenler 20 gün önce Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyü kahvesine sığınmıştı. Yarı çıplak ve sırtlarında darp izleri görülür halde köye sığınan 14 düzensiz göçmen, kahvehanede soba başında ısınıp köy halkının ikramları ve kıyafet yardımları sonrası jandarma aracılığıyla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı. Bu düzensiz göçmen grubundan gazetecilere açıklamada bulunan Faslı Yasin Şidri, demir çubuklarla darp edilmeleri sonrası elbiseleri, telefonları ve paralarına el konularak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etmişti. Cezayirli Abdülkadir Fikraş da Yunanistan topraklarına geçmeleri sonrası kendilerini sınır polisinin yakaladığını ve nezarete götürüldüklerini anlatmıştı. Faslı Cevat Tiri ise Türkiye'nin merhamet ve şefkat ülkesi olduğunu ifade etmişti. Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Olga Gerovasili yaptığı açıklamada geri itme iddialarına ilişkin böyle bir olay kesinlikle tarafımızdan yapılmadı, kesin bir dille yalanlıyorum diye konuştu.